Köylerimiz, viran hale gelen köyler, bizim ata yurdumuzdu. Kapısına kara kilit vurulan, gözü yaşlı, kalbi kırık köylerimiz var oldu. Bir günlük de olsa bizi bekleyen, bacasından dumanları tütmeyen, eskilerin özlerinden çıkmayan, çorak damlı köylerimiz bizimdir. Atayurdu köylerimiz birer birer terk ettik. Yorganları simit edip gurbet ele göç ettik. Mor koyunlar kuzulara meleşirken dağlarda, yayla ıssız, sofra açsız köylerimiz bizimdir. Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen sizler de YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler, bugün sizlere Günçalı Köyü'nün doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerinin tanıtımını değil, bir sevdadır Günçalım diyerek İstanbul Ataşehir'den Tokat Merkez Günçalı Köyü'ne yapmış olduğum yolculuğumun görüntülerini paylaşacağım. Tabii ki bu görüntüleri neden kaydettim onu birazdan sizlere aktaracağım. Görmüş olduğunuz gibi şu an Bolu Dağı tünelini geçmekteyiz. 1982 yılında Günçalı Köyü'nden il dışına ilk çıkmış olduğum yer İstanbul idi. O tarihten günümüze kadar birçok yolculuğumu toplu ulaşım araçlarıyla yapmış olan biriyim. Son yıllarda ise ailemle birlikte özel imkanlarımla birçok vilayeti gezme imkanına sahip oldum. Değerli izleyiciler, burada şunu belirtmek isterim ki yapmış olduğum bu değişik vilayetlere yolculuğu ve Tokat Merkez Günçalı Köyü'nden gidiş gelişlerimde böylesi bir trafiğin sakinliğini ilk kez gördüm. Pandeminin başladığı, yoğun olduğu o dönemlerde köyüm Günçalı'ya yolculuk yapmış biri olarak böyle sakin ortamı hiçbir zaman görmedim. Ama bu yolculuğumda ise dikkatimi çeken yollarda genelde tırlara denk geldim. Kamyon, otobüs, minibüs, az sayıda da olsa özel binek araçlara denk geldim. Tabii ki böylesi bir ortamı görmek benim yüreklerimi burkmuyor değil. Çünkü ben köy kültürünün, Türk toplumunun olmazsa olmazı olan bir kültür olduğuna inanan biri olarak eğer ki özel araçlarıyla her dönem oldukça yoğun bir trafik oluşturan, köyden büyük şehirlere gelmiş olan insanlarımız eğer ki köylerine gidemiyorsa işte bu da şu manaya gelir benim için: Türk toplumunun şah damarı kesilmiştir. Neden mi? Eğer ki bizler o köylerimize gidemezsek bizden önceki nesillerin bizlere aktarmış olduğu kültürümüzü, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi tamamen yok oluşuna katkı sunmuş olacağız. Eğer biz o köylerimize gidemezsek her güz ayı döneminde köylerimizden kendi ellerimizle yetiştirmiş olduğumuz organik tarım ürünlerini büyük şehirlere getirip gönül rahatlığıyla tüketemeyeceğiz. Eğer bizler o köylerimize gidemezsek o köylerimizin kapıları bir daha açılmamak üzere kapandığı gibi o tarım alanlarının da süresiz olarak nadasa terk edilmesinin önüne geçemeyeceğiz. Eğer bizler o köylerimizi terk edersek hani o köydeki komşuluk ilişkileri, dostluk ilişkileri, imecedeki birlik ve beraberliğimizin ruhunu anımsamadan bu büyük şehirlerde her birimiz bir tarafa savrularak yok olup gideceğiz. Eğer biz o köylerimize gidemezsek o köylerimizde bırakmış olduğumuz bütün değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktaramayıp bu toplumun özünden kopmasına, töresinin yok olmasına katkı sunmuş olacağız. İşte onun içindir ki ben burada şunu belirtmek isterim. Son zamanlarda Bizlerin köylerimizden uzaklaşmasında en büyük etkilerden birisi elbette ki ekonomik nedenler. Tabii ki bunun başında ise akaryakıta gelen zamların oldukça büyük etkisi var. Ama ben de şunu derim ki gelin yılda bir kez de olsa bu köylerimize gidelim. Köylerimizi boş bırakmayalım. Babadan, dededen, atadan kalma o köylerimizde var olan o kerpiç evlerimizin ya da kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz o evlerimizin bacasını bir günde olsa tütütelim. Asla ihmal etmeyelim. O yorganları simit eyleyerek göçüp geldiğimiz o köylerimiz var ya, işte o köylerimizi bir günde olsa şenlendirelim. Değerli izleyiciler, yapmış olduğum bu yolculuğumda dikkatimi inanın birçok şey çekti. Bunlardan en fazla dikkat çeken ise yol güzergahımız üzerinde bulunan dinlenme tesislerinin tamamen boş olduğunu görmek beni üzmedi değil. Bu yerlere araç park etmekte hakikaten bir zamanlar sıkıntı yaşarken şu an 3-5 araç ya var ya yok. Bu da insanı ister istemez üzüyor. Evet değerli izleyiciler, bir sevdadır Günçalım diyerek İstanbul Ataşehir'den Tokat Merkez Günçalı Köyü'ne 20 Mayıs 2022 tarihinde yapmış olduğum yolculuğumun görüntülerini içeren bu kayıt ile sizleri baş başa bırakıyorum. Eğer kusurlarım var ise affola diyor. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileklerimle kalın sağlıcakla. Çalardım da soğuk pınarı, nevrelinde sığır yatar. Hasret kaldım artık yeter, Dinara gidek Dinara, Dinara gidek Dinara, güzel Dinara. Keklikleri bir hoş öter, Dinara gidek Dinara, Dinara gidek Dinara, güzel Dinara. Keklikleri bir hoş öter, Dinara gidek Dinara, Dinara gidek Dinara, güzel Dinara. Gümüş koyudur obası, alı koyudur yaylası. Kekik kokuyor havası, Dinara gidek Dinara, Dinara gidek dinara, güzel dinara. Keki kokuyor havası, dinara gidek dinara. Dinara gidek dinara, o güzel dinara. Irmağında sular akar, çal babada cem olur canlar. Hasret çekenleri anlar, dinara gidek dinara. Dinara gidek dinara, o güzel dinara. Hasretli çeken anlar, dinara gidek dinara. Dinara gidek dinara, o güzel dinara. Yüceldir ki hasretlik bitsin, herkes bir gün köye gitsin. Can ile canan buluşsun, dinara gidek dinara. Dinara gidek dinara, o güzel dinara. Can ile canan buluşsun, dinara gidek dinara. Dinara gidek dinara, o güzel dinara. Çıksam şu dağları yüksek yerine, sersem yatağımı dağlar üstüne. Varsın yağmur yağsın aksın üstüme. Başım taş yastığa koyduktan sonra, koyduktan sonra. Varsın yağmur yağsın aksın üstüme. Başım taş yastığa koyduktan sonra, koyduktan sonra. İster dolu yaksın, ister ise kar, ister ayaz olsun, bana ne yazar? Ah benim şu yüreğimde bahardan bahar, gönlümde bir sevda olduktan sonra ah benim de şu yüreğim bahardan bahar, gönlümde şu sevdan olduktan sonra Ah istemem güneşi bana doğmasın, istemem geceler sabah olmasın. Kimse bana eş dost kardeş olmasın, beni bu hallara koyduktan sonra kimse bana eş dost kardeş olmasın. Ah beni bu toprağa koyduktan sonra Uyusam uykudan uyanamıyorum, gurbetlik çok acı dayanamıyorum. Ah uyusam uykudan uyanamıyorum, gurbetlik çok acı dayanamıyorum. Ah dolaşsam gurbeti dönsem köyüme, babam yok kardeşe güvenemiyorum. Dolaşsam gurbeti dönsem köyüme, babam yok kardeşe güvenemiyorum. Yanlarımda dert telkisin asılı, senin derdinde yüreğimde basılı. Yanlarımda dert telkisin asılı, senin derdinde yüreğimde basılı. Dilim söylese de ah bu gönlüm küsülü, ölenece de söylemesem yar sana. Ah bu dilim söylese de gönlüm küsülü, ölenece de söylemesem yar sana. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Her şeyime hasret kaldı, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattı? Gurbeti ben mi yarattı? Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattı? Gurbeti ben mi yarattı? Ne mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Ne mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Her şeyime hasret kaldı, gurbeti ben mi yarattı? Gurbeti ben mi yarattı? Her şeyine hasret kaldı, gurbeti ben mi yarattı? Gurbeti ben mi yarattı? Akarsu sılayı almak, bu ayrılık geçti sanma. Akarsu sılayı alma, bu ayrılık geçti sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattı? Gurbeti ben mi yarattı? Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattı? Gurbeti ben mi yarattı? Tokat ilimizin değerlerinden yaşanacak yerdir Günçalı Köyü. Onu özel kılan diğerlerinden Melik Gazi Pir'dir Günçalı Köyü. Onu özel kılan diğerlerinden Melik Gazi Pir'dir Günçalı Köyü. Mekanını kurmuş bu güzel handa, uzakta ama bulursun canda. Hassası olana şifası onda, Piramidos erdir Günçalı Köyü. Hassası olana şifası onda, Piramidos erdir Günçalı Köyü. Doğasını gören geliyor yine, ne mezhebe bakar ne de bir dine. Kurbanlar kesilir orada her sene, Çalbaba'da birdir Günçalı Köyü. Kurbanlar kesilir orada her sene, Çalbaba'da birdir Günçalı Köyü. Mekanını kurmuş bu güzel handa, uzakta ama bulursun canda. Hassası olana şifası onda, Piramidos derdir Günçalı Köyü. Hassası olana şifasında, Piramidos derdir Günçalı Köyü. Yüksel kara bulut ilk şehidimiz, İbrahim Doğan'da son şehidimiz. Yüce Yaradan'dır tek şahidimiz, yüreklerde kordur Günçalı Köyü. Yüce Yaradan'dır tek şahidimiz, yüreklerde kordur Günçalı Köyü. Mekanını kurmuş bu güzel handa, uzakta arama bulursun canda. Hassası olana şifası onda, Piramidos derdir Günçalı Köyü. Hastası olana şifasında Pirali dost derdir Günçalı köyü. Candaşı de dünya gözüyle gördü, taşı toprağına yüzünü sürdü. Tahsin Bakır ona elini verdi, sevdalıya yardır Günçalı köyü. Tahsin Bakır ona elini verdi, sevdalıya yardır Günçalı köyü. Mekanını kurmuş bu güzel handa, uzakta arama bulursun canda. Hassas olana şifasında Pirali dost derdir Günçalı köyü. Hastası olana şifasında Pirali dost derdir Günçalı köyü. Günçalı köyü, Günçalı köyü.